Herkese merhaba. Yeni bir test serisine başlıyoruz. 4 bölümlük bir test serisi olacak bu. Oldukça fazla merak edilen bir konu. Klimanın veya cam açmanın yakıt tüketimi olan etkileri. Ne kadar artıracak, ne kadar değiştirecek? Bunları hep beraber göreceğiz. Neden 4 bölüm? Onu da söyleyelim. Her bir bölümde farklı bir araçla, farklı bir yol koşulunda araçlarımızı deneyeceğiz ve test tüketimlerimizi hesaplayacağız. İlk testimiz B segmenti bir araçla uzun yol testi olarak gerçekleşecek. Ardından E segmenti bir pick-up araçla aynı testi deneyeceğiz. Uzun yola çıkacağız ve farkı göreceğiz. Üçüncü testimizde yine B segmenti araçla oldukça kalabalık bir trafiğe gireceğiz ve klimanın yakıt tüketimine olan etkilerini hesaplayacağız. Son testimizde de yine bu kalabalık trafikte E segmenti pick-up aracımızı deneyeceğiz. Araçlarımızın ağırlıkları, tipleri, boyutları, rüzgar sürtünme katsayıları, motor tipleri, motor hacimleri ve motor güçleri birbirinden oldukça farklı. İşte bu nedenle testler sonucunda B segmenti ve E segmenti araçların motorlarına göre, tiplerine göre ne kadar etkilendiğini de tespit etme şansına erişeceğiz. Bugün ilk testimizi yapacağız. Peki ilk testimiz nasıl gerçekleşecek? B segmenti aracımızla otobana gideceğiz. Belli bir hız belirleyeceğiz ve 3 tane test yapacağız. İlk önce camlarımız kapalı, klimamız açık. Ardından camlarımız kapalıyken klimamızı da kapatacağız ve deneyeceğiz. Biraz zor olacak bu sıcaklarda, 36, 37, 38 derecelik sıcaklıklar söz konusu. Ama aracın normal yakıt tüketimiyle cam açıkken ve klima açıkken yakıt tüketimlerini karşılaştırabilmek için de bunu yapmamız gerekiyor. En sonunda da camlarımızı açacağız. Yine klimamız kapalıyken bu testi tekrar yapacağız. Parkurumuz aynı. Aynı sürede ve aynı hızda almaya gayret edeceğiz. Çıkan sonuçlardan da cam açmanın veya klima açmanın yakıt tüketimini ne kadar etkilediğini en azından bulunduğumuz B segmenti hatchback araçla görmüş olacağız. Şimdi gelin ilk testimize başlayalım. Evet, şimdi başlangıç noktamıza geldik. Şu an çevre yolundayız. Ve camlarımızı ilk olarak açacağız. Aracı biraz havalandıracağız. Klimamız da açık bir şekilde. Sonra camlarımızı kapatacağız. Ve ilk testimiz klimalı test. Şu anda da sıcaklık göstergemiz 36 derece olarak gösteriyor. Birinci testimizi tamamladık. 41 kilometre yol gitmişiz. 25 dakika sürmüş. 5.6 litre tüketimimiz var 100 kilometre olarak. Yani 5.6 litre bölü 100 kilometre tüketimimiz var. Evet, şimdi ikinci testimize başlayacağız. İkinci testimizi nasıl yapacağız onu söyleyelim. Camlarımız tamamen kapalı olacak ve klimamızı da kapatacağız. Biz önceden şimdi aracımızı soğuttuk gelirken aynı noktamıza. O yüzden daha az sıkıntı çekeceğiz büyük ihtimalle. Evet, şimdi ikinci testimizi yani hem klima hem camlar kapalıyı da tamamladık. Yine hızımız 101 km bölü saat olarak ortalama olarak görünüyor. Sürüş mesafemiz 41 km, sürüş süremiz 25 dakika ve ortalama tüketim değerimiz de 5 litre bölü 100 km. Evet, şimdi üçüncü testimize geçtik. Camlarımızı açacağız ve aynı yolu bu sefer camlar açık ve klima kapalıyken devam edeceğiz. Son testimiz de tamam. Camlarımız açıktı. 101 km bölü saat ortalama hız, 42 kilometre mesafe, 25 dakika sürüş süresi ve tüketimimiz de 5.2 litre bölü 100 kilometre olarak gerçekleşti. Evet, testlerimizi tamamladık. Değerlerimizi de kendimiz aynen gördük. Çok farklı değerler çıktı sayılabilir. Güzel bir test oldu. Sonuç olarak en güzeli 25 dakikada parkurumuzu her 3 sürüşte de tamamladık. Hem de ortalama 101 km bölü saatli ve toplamda da 41-42 km arasında eşit mesafeyi aracımızı almayı başardık. Bu nedenle de elde ettiğimiz tüketim değerleri oldukça tutarlı. Sıcaklıkların da 36-37 derece arasında gezdiğini ve eşit olduğunu söyleyelim. Yani aracın neredeyse tüm şartları eşitti. Bu nedenle bu değerler oldukça iyi bir şekilde değerlendirilebilir. Sonuç olarak birinci sürüşümüzde yani camlar kapalı ve klima açık sürüşte 5.6 litre bölü 100 kilometre ortalama yakıt tüketimi elde ettik. İkinci sürüşümüzde ise camlarımız kapalıydı, klimamız kapalıydı ve 5 litre tüketim elde ettik ki bu çok önemli çünkü aracın bu tip bir sürüşte gerçek yakıt tüketimiydi. Üzerine herhangi bir cam açmadan kaynaklı rüzgar yükü veya klima yükünün olmadığı bir yakıt tüketimi. Üçüncü sürüşümüzde ise camlarımızı açtık ve bu şekilde devam ettik. 5.2 litre yakıt tüketimi elde ettik. Yani klimalı bir şekilde aldığımız sürüşte aracımız %12 yakıt tüketi, fazla yakıt tüketti. Diğer taraftan aracımız cam açıkken
yaptığı sürüşte %4 fazla yakıt tüketti. Bu da gösteriyor ki aracımızın kliması motorumuza cam açmaya göre çok daha fazla yüklenmiş. Normalde biz bu kadar büyük bir fark çıkmasını beklemiyorduk. Neden beklemiyorduk? Çünkü genelde cam açmayla klima birbirine yakın olur. Özellikle yüksek hızlarda. Rüzgarın verdiği engelleme, türbülans, sürtünmenin artmasından dolayı yakıt tüketimi de artar. Araca bir engeldir rüzgar sonuç olarak. Aracın çünkü cam açmayla aerodinamiği bozulmaktadır. Ama fark çok büyük çıktı. Bunun önemli bir nedeni var. Aracımız 1.2 litrelik bir turbo motora sahip. Ama hacmi küçük olduğu için bu araç klimadan etkilendi. Daha büyük bir motora sahip bir araç olsaydı ağırlığı daha fazla olmasına, kasası daha büyük olmasına rağmen daha az etkilenirdi diye düşünüyoruz. Bunu yapacağımız sonraki testlerde daha büyük araçla yapacağımız, daha büyük motora sahip araçla yapacağımız testlerde göreceğiz. Ama sonuç olarak aracımızın motorundaki klima yükü yaklaşık %12 gerçekleşti. Şehirler arası bir yol olarak düşünebiliriz burayı. Rüzgar yükü ise %4 gerçekleşti ve ikisinin arasında %8'lik bir tüketim farkı oluştu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.